Aa, eyvahlar olsun. Tüh, tüh, tüh. Dünürlere bizim oralara has bir şeyler pişirivereyim dedim ama. Kim dedi ki sana yemek yap diye? Ben bin çeşit şey yaptım zaten. Köçeleyi bilmez onlar. Severler belki. Ya onlar bilmez öyle şeyler. Sen şimdi yeni adet çıkarma. Koskoca kaymakam ne yapsın köçeleyi? Hem şurada ne kadar kaldı akşama? Hazırlanmayacak mısın sen? Aman kızım, benim hazırlığımdan ne olacak ki? Banyo falan yaparsın belki. İyi, banyo ederim o zaman. Benim ellerim boyalı. Sen önce şuraları güzelce temizle. Bir daha da girme şu mutfağa lütfen. Hanım! Hayrola? Yüzünden düşen bin parça. Bir şeye mi sinirlendi sen? Anne ne olacak kadına sor sen onu. Yine ne yaptı? O kapkara kınalı elleriyle o köylü yemeklerinden yapmaya kalkmış mutfağımda. İçim kalktı valla. Hem evimde bir rahat edemiyorum. Ben istiyor muyum sanıyorsun hanım? Götürecek yer olsa bırakıp geleceğim ben de. Köydeki ev ne güne duruyor? Yıkık mıkık. Gitsin idare etsin işte. Tamam tamam. Sonra konuşuruz bunları hanım. Şu misafirlerimizi gereği gibi bir ağırlayalım ha. Hadi somurtma. Kaymakamlığın bir projesi var bu konuda zaten. Bazı girişimciler bizzat gelip kasabamıza yatırım yapmak istediklerini söylediler. Çok iyi olur Dünür. Kasaba kalkınsın biraz canım. Şey söyleyecektim ben. Bu belediye tesisleri yeniden açılacakmış galiba. Hani diyorum başkanla konuşsak da ben talip olsam oraya. Olur. Bakarız bir uygun görülürse. Kızım sen niye hiç yemedin, tabağın olduğu gibi duruyor. Şey yiyorum teyzeciğim. Al şu soğanı, iştahını açar. Al kızım ye, çekinme. Önünüze daha çok yol var. Şimdi kendinize iyi bakmanız lazım. Al sana kızım. Sağ olun teyzeciğim, beni almasın. Al kızım bak, vitamin bu. Şey, hadi. Ne diyordum? Şey, şu fabrika işi de iyi olacaktı aslında ama. Anne. Şey, ben müsaadenizi rica edeceğim. Anne, bir dakika gelir misin? Ne oldu oğlum? Bir şey diyeceğim de aracım sana, hadi. Yabancı mı var burada, söyle oğlum. Allah Allah. Dışarıda söylemem lazım. Hadi, müsaadenizle. Feraye Hanım, yavaş yavaş şu düğün hazırlıklarına başlasak diyoruz. Ne dersiniz? Yürü, yürü. Sen ne yaptın sanıyorsun be kadın? Rezil lüsfa ettin bizi ya. Oğlum, oğlum ben ne yaptım ya ki? Ya daha ne yapacaksın ya? Sofrandaki kaymakam, kaymakam. Köydeki oğlum. Komşularınla piknik mi yapıyorsun sanıyorsun sen ha? Oğlum ben bilmeden bir kusur ya ettiysem. Ya sus, kes sesini be kes. Kabahat bizdeki senin gibi cahilleri oturttuk sofraya. Sırtımızda taşıdığımız kambur yetmiyormuş gibi bir de cahilliğiyle uğraşıyoruz. Bana bak, misafirler gidene kadar sakın çıkayım deme. Ne ettim ki ben size? Ne ettim ki? İyi günler. İyi günler. Hacer Yıldız'a mektup vardı da. Ben alayım. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Mektubun var. Sevgili oğlum burada olduğunu hatırlamış sonunda. Canım Yusuf'um. O ne zaman unutmuş ki anasını? Bak Sedat, Yusuf mektup göndermiş. Aa iyi iyi. Para da yollamış. Bak bunu iyi akıl etmiş Kerata.
Bankaya gitmeme gerek kalmadı bugün. Şunu bir okuyuver evladım. Bakalım neler demiş. Ya ne diyecek babaanne? Alt tarafı mektup işte ya. Çıkmam lazım. Uğraşamam ben bununla. İyidir o, iyi iyi. Merak etme sen. At da seni başımıza. Keyif çatıyor İstanbullarda. Ne o? Yalan mı? Biz olmasak halin perişan olur be. Bir kap yemeği, bir yatağı çok görüyorsan ne diyeyim ben sana bilmem ki. Bir de duygu sömürüsü. Gözlerim yaşardı valla. Bir senedir karnını çeken biziz. Yusuf iyi, biz kötü ha? Öyle der miyim oğlum ben? Tamam tamam. Sabah sabah çenen yerinde maşallah. Hayırdır kızım bu saatte? Daha kahvaltı bile etmedik. Ayten kahvaltıya davet etti anne beni. Sen de mutfakta bir şeyler hazırlar yersin artık. Yemek paydosu verelim mi arkadaşlar? Yok usta, daha acıkmadık. Usta, ben bir telefon edebilir miyim? Edebilirsin. Sağ ol. Alo, ben Yusuf anacığım. Nasılsın? Sağ ol yavrum. İyiyim ben. Çok iyiyim. Aldım mektubunu. Sağ ol yavrum. Anne, sen ağlıyor musun? Yok oğlum, yok. Ne ağlaması, seviniyorum. Ben çok iyiyim. Hiç şikayetim yok Allah'a şükür. Sen nasılsın? Sağlığın iyi mi? Gurbet işte ana. Özlem var bir tek. Buralardan bir isteğin var mı anacığım? Sağ olasın oğlum.
Sağlık haberin yeter. Peki anacığım, şimdi kapatmam lazım. Sonra yine ararım seni. Güle güle yavrum. Dikkat et yavrum. Allah'a emanet ol. Aman gözünüzü masadan ayırmayın. Orada tek bir boş tabak görmek istemiyorum. Tamam. Bana unutma. Tamam. Özellikle başkanın üstünde olsun gözünüz. Tamam. İşin ucunda tesisler var, bir yanlış olmasın ha. Peki hadi. Patron. Ana, ne işin var burada senin ya ha? Ne oldu? Niye geldin şimdi? Oğlum, akşama yemek hazırlayayım dedim. Mutfak kapısını açamadım. Hem bir lokma da bir şey yemem lazım. Çok sus, açım. Sus, beni rezil etmeye mi geldin ya? Niye rezil olasın oğlum? Nesrin'in gittiği yeri bilmiyorum ben. Ayten dedi ama... Sen gel bir bak yavrum şu kapıya da. Anne, kes saçmalama. Hadi git, git başımdan. Bak fena olacak sonra. O nasıl laf oğlum? Bu dilencilerde nefes bile aldırmıyor insana. Başka bir isteğiniz var mıydı acaba? Yemeklerinizi bitirince tatlı da söyleyelim. Afiyetler olsun. Of. Ya yetti bu kadar ya. Ben ortamı hazırlayayım, iki kuruş daha çıkarayım da taklalar atıyorum. Kalkmış dilenci gibi kapıma dikiliyor. Ne düşündüler kim bilir benim hakkımda ya. Sen de bir kadara sahip çıkamadın ki. Bana hiç sataşma. Onu sen getirdin başımıza, sen hallet. Öf ya, bir huzur bırakmadınız adamda. Haklı çocuk. Ya ya, bu işi bitirmek lazım artık. Evli evine, köylü köyüne. Çok duyduk bu lafları. Görürsünüz ama şimdi. Annem anne demeyip kapının önüne koyuyor muyum, koymuyor muyum? Göreceğiz bakalım. Ben bu lafları çok duydum. Bak görürsün sen. Anne! Anne! Gün gelir sen de anlarsın. Dilerim Allah o günü gösterir. Evladından bulursun da sen de anlarsın nasıl olduğunu. Ya oğlum. Babaannem nerede? Babaannen sıkılmış.
Ha. Kendi evinde kalacakmış biraz. Yarın üst kata ustaları getirelim baba. Boyayı badanayı bitirsinler. Bir eksik kalmasın. Tamam, ben hallederim. Haftaya eşya bakacağız Selda'yla. Alınca nereye koyacağız diye düşünmeyelim. Vay be, oğluma bakın. Büyümüş de ev bark sahibi oluyormuş. Allah'ım, Allah'ım, sen mukayyet ol bana. Yusuf. Hoş bulduk, sağ olasın. Anne! Anne, ne oldu sana? Anne, iyi misin? Beni duyuyor musun anne? Bekle. Bekle anacığım, hemen geliyorum. Bekle, hemen geliyorum. Tansiyonu düşürdük şimdilik. Ama en kısa zamanda şehre tam teşekküllü bir hastaneye götürmek lazım. Burada uzman doktorumuz yok maalesef. Şeker ve hipertansiyon var. Ama kalpten de şüpheleniyorum. İyice bir tetkik etmemiz şart. Şimdilik geçmiş olsun. Sağ olun doktor. Rica ederim. Ah be anacığım. Ne işin vardı o arabaya geri döndün? Gelip görmesem? Oldu bir kere oğlum. Seni hangi rüzgar attı buraya? Haberim bile olmadı. Seni merak ettim ana. Abime telefon ettim. Ben bilmiyorum. Bir gün aniden çıkıp eve gitti dedi. Neden ana? Oğlum sen şimdi bunlara boş ver. Abimden arabayı alayım ben. Geç olmadan şehre götürelim seni. Oğlum gitme istersen. Yani iyiyim ben. Sonra başka bir zaman gideriz. Ana, senin dilinin altında bir şey var. Söyle, abimler bir şey mi yaptı yoksa? Ana, bir şey mi yaptılar? Yaz arkasına bir rulo al da gel oğlum. Peki, hadi. Peki efendim. Oo, küçük kardeş. Nereden çıktın sen? Misafirliğe mi geldin yoksa? Senin gibi hayırsıza, vicdansıza misafirliğe gelinir mi hiç? Hop hop hop. Dur bakalım. Karşında abim var senin. Saygılı ol biraz. Saygıdan bahsedecek en son kişi sensin. Annem ne halde şimdi biliyor musun? Hastaneye kaldırdık. O köhne evde bakımsızlıktan, üzüntüden mahvolmuş. Hiç mi acımadınız? Nereye gider, ne yapar diye hiç mi düşünmediniz? Bağırıp çağırmaya geldiysen hiç öyle heveslenme. Uğraşamam seninle. Abi, yapmışsın bir hata, bari düzelt. Annemi hastaneye götürmem lazım. Arabaya ihtiyacım var. Aa, yok canım. İstersen özel şoförün de olayım ha? Araba filan veremem. Bugün bir sürü işim var, araba lazım bana. Abi, annemiz o bizim. Ondan daha önemli bir iş olabilir mi ki? Hakkını ödemek şöyle dursun. Hakkını ödeyeceğim diye hayatımı mahvetmeye niyetim yok benim. Ne haliniz varsa görün. Ah be evladım.
İşinizi gücünüzü bırakıp ne diye geldiniz buraya? Bak ben iyiyim. Olur mu anneciğim? Bir tek annemiz var. Hay Allah. Bırak da işi gücü unutalım ha. Sen olmasan biz ne yaparız anneciğim? Hoş geldin oğlum. Ne yaptın oğlum? Bir tatsızlık yapmayaydın. Boş ver anne. İyilikten de kötülükten de anlayacak hali kalmamış onun. Neyse. Bundan sonra kolay kolay bırakmam seni. Hadi hazırlanalım da şehre götüreyim seni. He? Allah razı olsun senden çocuğum. Allah cennette en güzel yerleri sana nasip etsin ya Rabbim. Sağ ol anacığım, sağ ol. Eksik olma. Rüyaymış. Benim. Nesrin! Ne oldu Sedat? Benim. Hay Allah, ne oldu böyle birdenbire? Tamam, sakin çok ol. Çok kötü. Dur. Doktor çağıralım, dur. Nesrin! Ya Nesrin! Ben o... Ben... Hoş geldin evladım. Hoş bulduk anacığım. Nasılsın? Allah razı olsun. İlaçlar iyi geldi. Şimdi çok iyiyim. Sen ne yaptın? Yarın karayollarında işe başlıyorum. Bir daha gurbete gitmek falan yok inşallah. Ah çok şükür Allah'ıma, çok şükür. Bir de kasabada Faruk'u gördüm ana. Sedat abim geçenlerde rahatsızlanmış. Hastaneye kaldırmışlar. Belinde omurga kayması olmuş. Durumu nasılmış? Belden aşağısı tutmayacakmış bundan sonra. Ya, demek öyle. Nesrin! Oğlum, Faruk sen bakıver bari. Yine ne istiyor bu adam ya? Nesrin. Oğlum baban sesleniyor, duymuyor musun? Nesrin. Ya benim derdim bana yeter, bir de onunla uğraşamam ben. Ben uğraşıyorum ama. Nesrin. Her gün sidik kokuların arasında ne hale geldiğimi görmüyorsun. Al bakayım şunları. Neymiş bakayım senin derdin? Sen neredesin? Bizim kayınpederin tayini çıkmış Ankara'ya. Merkeze alacaklarmış. Hayda. Tam düğün öncesi. Ne olacak peki? Bakacağız işte. Nesrin. Geldim. Nesrin. Tuvalete gitmem lazım. Faruk, çıkmadan bir yardım et bana. Bıktım tuvalete getir götür. Uğraşamam ben, çıkıyorum ya. Tek başıma nasıl yapayım oğlum? Gel yardım et hadi. Aman öf, Nesrin. Bana ne? Tamam, bekle. Bir kap bulayım bari. Dayanamıyorum bu rüyalara. Yeter artık. Yeter. Yeter. Tamam Sedat. Yeter. Tamam, sakin ol. Yine sakin oraya. Ol. Tamam, sakin iç biraz. Yeter. Tamam canım. Yeter Allah'ım. Hadi iç şunu. Tamam. Yeter. Dayanamıyorum artık bu rüyalara. Sakin ol. Dayanamıyorum. Sakin ol. Allah'ım hadi, yeter. Hadi doğrul biraz. Hadi. Doğrul. Tamam. Yeter. Sen de bak oradan öyle. Yardım etme, değil mi? Zaten artık bensiz yaşamaya alışsanız iyi olacak. Ne demek şimdi bu? Selda'yla bir karar aldık. Kayınpederlerle Ankara'ya taşınacağız. Düğünü de orada yapacağız. Ne? Sen ne dediğinin farkında mısın? Biz ne olacağız burada? Ömür boyu size mi bakayım yani? Hem Selda da rahatsız. O eve girersem hizmetçi olur çıkarım diyor. Haklı da. Oğlum, babanın halini görmüyor musun? Senden başka kimimiz var burada? Hadi, şaka yapıyorum de. Gitmeyeceksin değil mi? Bak, ne güzel daireniz de hazır bekliyor sizi. Ne güzel altlı üstlü. Ya bunda uzatılacak bir şey yok ya. Bu iş bitmiştir. Hayır efendim. Hiçbir şey bitmedi.
Babana da mı acımıyorsun oğlum? Ne yapacak bu halde? İşleri kim idare edecek? Kim bakacak bize? Ben mi getirdim onu o halde ömür boyu bakacağım? Hiç kusura bakmayın. Gençliğimi size bakarak çürütemem ben. Gel buraya! Senin için yapmadığımızı bırakmadık. Bu mu olacaktı karşılığı? Anne kes, fena olacak ha. Yapmasaydınız ne yapayım? Ben mi dedim size? Ne karşılığından bahsediyorsun sen? Sen kime çektin böyle? Nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorsun? Hiç mi acıman kalmadı şu yatalak adama ha? Sırtımızda taşıdığımız kambur yetmiyormuş gibi bir de cahilliğiyle uğraşıyoruz. Bana bak. Misafirler gidene kadar sakın çıkayım deme. Abi, annemiz o bizim. Ondan daha önemli bir iş olabilir mi ki? Hakkını ödemek şöyle dursun. Hakkını ödeyeceğim diye hayatımı mahvetmeye niyetim yok benim. Ne haliniz varsa görün. Anacığım, affet anacığım, affet. Ben ne yaptım? Ben nasıl kendime kıydım? Nasıl düşünemedim, nasıl? Allah'ım bizi affet. Ben büyük yanlış yaptım. Düştüm. Evladımı düşürme. Onu yanlıştan kurtar Allah'ım. Kurtar.